Merhaba seyahat severler. Costa Esmeralda ile yaptığımız Batı Akdeniz Kruvazör serinin 6. bölümünde İspanya'nın incisi Barcelona'da yaşadığımız tecrübeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu video serisinin asıl amacı gittiğimiz yerlerin, şehirlerin turistik yerlerini ya da burada ne yenir, ne içilir, tür bilgileri vermekten ziyade kruvazör gemisiyle gittiğiniz takdirde şehre nasıl ulaşacağınız ya da kısa sürede nereleri gezebileceğiniz hakkında bizim yaşadığımız tecrübeleri de katarak sizlere bilgi sahibi yapmak. Costa Esmeralda Barcelona'ya sabah 6'da varacak fakat ilk çıkışlar 8.30, akşam 18.30'da da herkesin gemide olması gerekmekte. Yaklaşık 10 saatlik bir zaman dilimimiz var. Barcelona Kruvazör Limanı oldukça büyük. Birçok terminal var. Şehre en yakın olan A terminali. Biz 4 kişi olduğumuz için taksiyle gitmeyi düşünüyorduk. Fakat dağıtılan broşürlerde Dünya Ticaret Merkezi'nin yani La Rambla Caddesi'ne çok yakın bir yere ücretsiz servisler olduğunu görünce bu bizi mutlu etti. Zaten görevliler sizi yönlendiriyorlar. Dolayısıyla gemiden çıktığınız takdirde direkt şehir merkezine herhangi bir ücret ödemeden varabiliyorsunuz. Gemiden ilk sefer sabah 8.45, son gemiye sefer ise saat 6'da. Oldukça zamanımız var. Dünya Ticaret Merkezi La Rambla Caddesi'nin hemen başında gezilecek yerler zaten bu bölgede. Dolayısıyla herhangi bir plan yapmadan da bu otobüsten inip yürüyerek şehri keşfedip tekrar binip gemiye gelebilirsiniz. Fakat bizim tercihimiz zamanda kısıtlı olması nedeniyle hop on hop off otobüsleri oldu. Yani indi bindi otobüsleri. Bu otobüsleri genelde herkes biliyordur. Günlük tek sabit ücretle istediğiniz kadar istediğiniz durakta inip binebiliyorsunuz. Burada Barcelona'da çok turistik yer oldu. Turistik bir bölge olduğu için iki şirket var. Bir tanesi Barcelona City Tour, diğeri de Barcelona Bus Turistik. Bu iki firma da aslında yaklaşık benzer rotaları takip ediyorlar. Fakat ben son anda aldığım için Barcelona City Tour'dan aldım. World Trade Market, Dünya Ticaret Merkezi'ne geldiğimiz zaman Bus Turistik'in bizler için daha uygun olduğunu gördüm. Sebebi ise Türkçe menüsü olması. Gittiğiniz bölgelerde aydınlatıcı bilgi vermesi açısından Bus Turistik'i tercih etmenizi tavsiye ederim. Barcelona'yı 7-8 saatte dolaşmak imkansız. Zaten La Sagrada Familia'ya girmek bile belli başlı başına bir zaman istiyor. Dolayısıyla bu otobüsle en azından dışarıdan da olsa şehri keşfetmek için güzel bir çözüm. Fakat herkesin tercihi özel bir istek varsa direkt oraya kanalize olup metrolarla kullanılabilir. No Camp tadilattaydı. Hala yapım aşamasında. Dolayısıyla Barcelona No Camp'ı ziyaret etmek de mümkün değil. La Sagrada Familia girmek bayağı bir zaman alıyor. Dolayısıyla dışarıdan da olsa bütün şehri keşfetmiş olduk. Havada biraz kapalı, biraz da serindi. Yani diğer bir önceki limanlara kıyasladığımız zaman biraz soğuk olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde Barcelona keyifli bir şehir. Buraya ayrı bir yazın gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu otobüs güzergahında gördüklerimizi sizinle de paylaşalım. Güzel bir müzik eşliğinde.
Dibinde otobüslerin iki güzergahı var. Kırmızı ve yeşil. Biz kırmızıyı tamamladık. Katalonya Meydanı'nda saat 10.30 gibi burada olduk. Biraz şehrin içerisinde merkezde alışveriş merkezine zaman geçirdikten sonra saat 1 gibi ikinci hat olan yeşil hatla yolumuza devam ettik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üç buçuk gibi bu hattı da bitirdikten sonra İstiklal Caddesi olarak tanımlanan Barcelona'nın La Rambla Caddesi'ni aşağıya doğru gezerek World Trade Center merkezine tekrar geldik. Shuttle otobüslerin kalktığı nokta. Herhangi bir zaman sıkıntımız olmadı ama Barcelona'da gezilecek o kadar çok yer var ki dar sokaklar, ara sokaklar, Picasso Müzesi, meydanlar, tabi bunları bir güne hatta saatlere sığdırmak mümkün değil. Dolayısıyla özel bir zaman ayırarak Barcelona'ya tekrar gelmekte fayda var. Biz Barcelona'ya daha önce bir gezi düzenlemiştik. Dolayısıyla çoğu yeri gezip müzeleri de gezdiğimiz için bu bize biraz hatırlatma turu oldu. Barcelona çok keyifli, çok güzel bir yer. Özellikle yazın çok kalabalık oluyor yalnız. Bir sonraki hedef Palma de Mallorca. Akşamleyin rutin yemek ve eğlence gösteriler sonrasında biz de biraz dinlenerek yarınki rotaya hazırlanıyoruz. Palma de Mallorca'da görüşmek üzere.
İzlediğiniz için teşekkürler. Bu anda da görüşmek dileğiyle.